Gelin bir hayal kuralım. Elimizde akıllı olmayan eski model bir televizyon olsun. Ama bu televizyon sadece çanak anten kanallarını çekmesin. Ne bileyim işte Netflix'tir, Amazon Prime'dir böyle popüler dizi film platformlarını bana sunsun. Bunun dışında Spotify gibi izleme uygulamalarını kullanabileyim. Ha bir de eğer istersem telefonumun ekranında yansıtabileyim. Ki bunları da öyle çok düşük kalitelerle yapmasın. En az 4K çözünürlükte, Dolby Vision'lı, Dolby Atmos'lu hem ses hem de görüntüyü böyle coşturan teknolojilerle birlikte versin. Ha bir de üstüne basit bir oyun konsolu işlevi görsün. Tabi basit dediysem hani sadece PlayStore oyunlarını değil de ne bileyim GeForce Now indireyim mesela bayağı baba oyunları da açsın bana. Şimdi tüm bu söylediklerimi tek bir cihaz içinde topluyor olsak sizce fiyatı ne kadar olurdu? Aklınızdan bir sayı geçiyordur ama cevap belli. Sadece 1800 lira. Elimde Xiaomi Mi Box S 4K 2. nesil var. Uzun bir adı var o yüzden video boyunca sadece Mi Box diyeceğim. Bu cihaz arkadaşlar internetteki popüler satış platformlarında 10.000'den fazla değerlendirme almış ve ortalama puanları çok çok yüksek. Bu da şu anlama geliyor, gerçekten çok satılmış, çok alınmış ve çok beğenilmiş. İşte ben de tam da bu yüzden gidip kendime bir tane aldım ve bir süredir de kullanıyorum. Sanırım artık şu sorunun cevabını verebilirim. Neden herkes bu cihazı kullanıyor? İlk olarak birkaç cümleyle Xiaomi Mi Box nedir, ne işe yarar bundan bahsedeyim isterseniz. Şimdi akıllı televizyonlar bildiğiniz gibi internete bağlanabiliyor. İşte Netflix'tir, Amazon Prime'dir bu uygulamaların tamamını açabiliyor. Onların yanında işte başka uygulamalar indirebiliyorsunuz, oyunlar indirebiliyorsunuz, ekranınızı yansıtabiliyorsunuz. Ne bileyim işte Google Home'a dahil edip daha remote bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Birçok faydası oluyor akıllı televizyonların. Ama bahsettiğim her şeyi bir araya topladığımızda da bu ne anlama geliyor? Fiyatında yüksek olduğu anlamına geliyor. Xiaomi ise ürettiği bu küçük cihazla diyor ki hocam sen onları alma, gerek yok, paran yoksa boşuna verme. Ben diyor sana bu cihazla istediğim her türlü akıllı televizyon imkanını sunabilirim diyor ve sadece 1800 liraya. 4K olduğu için 1800 lira bu arada. Yani mesela Xiaomi'nin Mi Stick'leri var 1080p. Eğer 4K verecek bir televizyonunuz yoksa onu da alabilirsiniz. Boşuna buna para vermeyin hatta öyle söyleyeyim size. Bu bahsettiklerim tabii ki Xiaomi Mi Box'ın vaatleri. Bunları gerçekleştirebiliyor mu? Tamamını bu videonun içinde göreceğiz zaten. Bu arada neden herkes bu ürünü kullanıyor konsepti arkadaşlar? Hiçbir zaman sponsorlu olmadı ve olmayacak da. Buradaki olay aslında sizin aldığınız ve beğendiğiniz daha popüler hale gelmiş ürünleri bir başka kullanıcı da almayı düşünüyorsa en azından onun da aklına daha iyi fikir canlanması için olabildiğince samimi bir şekilde daha açık bir şekilde anlatabilelim diye sponsorlu olmasından ziyade gerçekten beğenebileceğiniz ürünleri anlatmak istediğim bir konsept olacak. Bu yüzden de tabii ki kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Xiaomi Mi Box'ı kurmak ve kullanmak gerçekten çok ama çok kolay. Yani ne derin bir teknoloji bilgisine ne de herhangi bir teknoloji bilgisine ihtiyacınız var. Hani ben bunu alırım da nasıl kurup uğraşacağım yapabilir miyim diye düşünmeyin. Gerçekten çok kolay. Size öncelikle kutusunu göstereyim. Bu şekilde küçük basit bir kutuyla geliyor. Şöyle kutunun içini açtığınızda da aslında bu onun içindeydi. Oradan hesap edin işte. Bu kutu çıkıyor. Bir tane işte güç kablosunu bağlayabileceğiniz bir adet adaptörümüz var. İki tane daha küçük malzeme çıkıyor. Birisi HDMI kablosu olmazsa olmaz. Diğeri de cihazın kumandası. Şimdi şunu söyleyebilirsiniz. Benim televizyonum o kadar eski ki hocam yani bende HDMI kablosu girişi de yok. Bir tane dönüştürücü alıp rahat bir şekilde yine televizyonunuza takıp kullanabilirsiniz. Hiçbir şekilde bunun sınırı yok. Ha siz şunu da diyebilirsiniz. Abi sen diyorsun ki 4K benim televizyon 4K değil. Hani belki ileride 4K alırım diye bunu alacağım da kullanabilir miyim? Yine kullanabilirsiniz. Hiç problem yok. Çözünürlüğü ayarlayabiliyorsunuz. Yani ben 4K televizyonu takıp istersem 480p'ye de açabilirim yani. Bu benim keyfime kalmış bir şey. Bahsettiğim küçük elementler çıkıyor. Televizyona takmak için de yapmanız gereken şey arkadaki küçük power girişine ilk kablomuzu takmak. HDMI'yi de taktıktan sonra burada bir tek 3.5 mm jack boşluğu ve bir USB boşluğu kalıyor. Bu 3.5 mm jack yani kulaklık takma derdiniz olur mu emin değilim ama hoparlör takmak için çok mantıklı. Daha iyi bir ses sistemi takabilirsiniz. Bir monitöre takarak da kullanabileceğiniz için. Yani hoparlör ihtiyacınız da gayet rahat bir şekilde karşılayabilir. Bir USB boşluğu var. İsterseniz buna harici klavye takabilirsiniz. Mouse takabilirsiniz. Tabii ki aynısını Bluetooth'a da bağlayabilirsiniz. Cihazın Bluetooth özelliği de var. Onları da göstereceğim. Hatta şöyle bir klavye de size önereceğim. Bunun yanında şimdi isterseniz hemen bir televizyonu takalım bakalım nasıl kuruyoruz. Bu şekilde direkt takar takmaz zaten Google TV dedi. Şöyle önünü çevirerek bırakayım konsolumun üstüne. Mantık şu arkadaşlar. Elinizdeki kumanda hem kızılötesi hem de Bluetooth'lu bir şekilde çalışabiliyor. Yani illa eski tip böyle tutmanıza gerek yok televizyona. İsterseniz yaslanmanız böyle arkada duruyor. Bu şekilde de çalışabilir isterseniz. Şimdi bana diyor ki kumandanın yanındaki iki tuşa da basılı tut diyor. Basılı tutayım hemen. Saniye sayıyor. Say hocam. Bıraktım. Bağlanıyor diyor. Bekliyorum. Kumanda bu arada oldukça küçük, basit, sade bir kumanda yani. Hani yine kolayca kullanılabilecek bir kumanda. Ya hocam insan şu kutunun içinde iki tane pil atar ya. Bunu nereden aldım biliyor musunuz? Bir tane de bunun muadili var. Bakın Chromecast var elimde. Chromecast aynı mantıkla çalışan bir ürün. Muadil bir ürün. İsterseniz bunu da incelemesini yapabilirim. Yorumlarda yazabilirsiniz. Bunun içine pil koymuşlar. Allah razı olsun. Onun pilini alıp kullandım. Türkçe desteği var arkadaşlar. Direkt Türkçe'ye bağlanıyor.
istiyorum. Wi-Fi'ye bağlanmanızı istiyor. Bu gerekli bir bağlantı. Bu arada ben cihazı kullandım ama hani nasıl kurulacağını hep beraber tekrar görelim diye sıfırladım. O yüzden en baştan tekrar kuruyoruz. Bu bağlantılar doğal olarak sizin internetinizin hızıyla da ilgili arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bazı akıllı televizyonlar, hani kendisi akıllı olan televizyonlar çok verimli çalışmayabiliyor. Bu gördüğünüz cihazı akıllı bir televizyonunuz varsa bile yine de alabilirsiniz. Onlardan daha verimli de çalışma ihtimali var bazı televizyonlardan. Daha iyi durumda olduğunu söyleyebilirim. Bana diyor ki bir de mail adresini gir. Buna da gerek var. Onu da söyleyeyim. Çünkü işte YouTube'a ona buna falan filan hani Netflix'tir odur budur ortak bir mailiniz varsa bunu girdiğinizde otomatik olarak hepsine bağlanacak durumda. Evet. Merhaba Merdan falan filan dersin diyor. Kabul ediyorum. Evet, Google Asistan için devam diyor. Bunun da çok fazla nimeti var, göstereceğim. Şimdi abonelikleri seçin diyor. YouTube, Prime Video, Disney Plus'ı geç. Spotify diyelim. Onayla. Meet Pod Patchwall. Evet, TV'nizi kontrol edin. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Sadece Mi Box'a değil, eğer buna okey verirseniz, bakın bas diyor yukarı, etki ediyor mu diyor, evet ediyor dedim, evet diyorum, bitti dedim. Şu anda ben istersen televizyonu da yine bu kumandayla açıp kapatabileceğim. Yani artık televizyonun kumandasına ihtiyacımız yok. Eskiden hani hep evlerimizde şey olur ya böyle, hem televizyonun kumandası hem de işte kullandığımız uydunun kumandası. Buna artık ihtiyacım yok. Sadece bu kumandayla tamamını halledebileceğim. Uygulamalarınız yükleniyor diyor, seçtiğim uygulamalar vardı ya. Sadece beklemek kalıyor bana. Yani gayet kolay bir şekilde gerçekten kuruluyor. Kumandanın hem Bluetooth hem de kızıl ötesi özelliği olduğunu söyledim zaten. Telefonunuza Google Home uygulamasını kurup Xiaomi Mi Box'ın işte içinde tanıtıyorsunuz ve direkt olarak telefonunuzu da kumanda olarak kullanma şansınız oluyor cihaz üzerinde. Ayrıca işte Google Home içine dahil ettiğiniz için de çok daha efektif kullanma şansınız oluyor. Bluetooth 5.2 özelliğine sahip. Bu yüzden de çok daha farklı cihazlar bağlayabiliyorsunuz. Yani belki AirPods bağlamak isterseniz, bilmiyorum. Hani onu da bağlayabilirsiniz. Ya da işte az önce bana dert çektiren o klavye muhabbeti vardı ya arkadaşlar. Markası önemli değil. Yani cihaz önereceğim dedim size de marka önermiyorum yani. Ben evde kullanırım diye kendime küçük bir klavye aldım. Bunu mesela Bluetooth'la televizyona bağlıyorum ve hani direkt klavye üzerinden yazıp kendi aramalarımı yapabiliyorum. İşte burası böyle mouse gibi istersen bununla hareket ettirebiliyorum. Bunlardan bir tane alarak da hani çok daha efektif bir kullanma şansı yakalayabilirsiniz. Evet, şimdi kurulumumuz tamamlandı. Google TV deneyiminiz hazır diyor. Keşfetmeye başlayalım bakalım. Zınk. Bir anda ana ekranımız geldi. En son Hey Talks izliyormuşum. Hey Talks'un hastaları, delileri, yani YouTube'daki geçmişimi o gözler önüne serdi. Öyle söyleyeyim size. Burada Xiaomi TV var. Patchwall. Patchwall ne ya? Patchwall henüz ülkenize, bölgenize... Niye o zaman buraya koydun? Xiaomi TV senin ülken desteklenmiyor. Yani niye o zaman ben bunu görüyorum? Neyse, görmeyebilirim. Ha, bu arada kaldıramıyorsunuz bu uygulamaları. Ama şöyle bir şansınız var arkadaşlar. Şimdi ben mesela en çok Netflix kullanıyor olayım. Taşı diyorum. Bu şekilde direkt ana ekran üzerinde sıralamasını değiştirip daha kolay yerlere taşıyabiliyorum. Blue TV'm var mesela. Bunu buraya koyabilirim. Xiaomi TV'yi aşağı indireyim. Evet, bu şekilde bir sıralama yapabilirim. Siz isterseniz farklı şekilde sıralayabilirsiniz tabii ki. Şu anda ana ekran gördüğünüz gibi önümde arkadaşlar. Gayet kolay ve temiz yani. Hani baktığınızda hangi uygulamayı, mesela YouTube'a girmek istiyorum. Tak bastım. Zınk diye açılıyor YouTube yani. Hani gayet kolay bir şekilde önünüzde beliriyor. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Direkt olarak kendi ana sayfam benim de, yalnız YouTube ne şeymiş ya. Neyse, tamam, buralarda çok gezmeyeyim. Ha, şimdi ben kendi kullandığım şekilde uygulamaları sıraladım dediğim gibi arkadaşlar. Ama belki de sizin en çok kullandığınız uygulama yok burada. O zaman ne yapacaksınız? Direkt Play Store'u açıyorsunuz. Hatta şöyle açayım ben size. Play Store'u aç. Burada da sizin indirip kullanabileceğiniz uygulamalar var. İşte Bean Connect var mesela, eğer maç izliyorsanız. Ama tabii ki burada Selçuk. Bunun dışında birçok uygulama var. Yani buraya girip de ben hani kendi izleme uygulamamı bulamadım, kendi eğlence uygulamamı bulamadım deme ihtimali bence oldukça az. F1 TV var, ESPN var, Bean Connect var. Bunun dışında da Google Play üzerinden belli oyunları da indirebiliyorsunuz. Ama arkadaşlar, şimdi Google Play dedim diye telefonunuzdaki Play Store'da ne varsa burada da olduğunu düşünmeyin. Uyumlu olan oyunlar, uyumlu olan uygulamalar burada yer alıyor. Bu oyunu ben niyeyse gereksiz derecede oynuyorum. İndir diyorum, oyun kumandası bağlayın diyor. Bu da şu anlama geliyor arkadaşlar. Kumandanızdan oynayamayabilirsiniz. Verimli oynayamayabilirsiniz ki oynanıyor bu kumandayla bu oyun en azından. Onu söyleyeyim. Eğer verimli bir oyun oynamak istiyorsanız bir oyun kumandası bağlayın diyor. İster işte Xbox olsun, ister işte PlayStation kolu olsun. Ama hangilerinin uyumlu olduğuna da bir bakmak lazım. Her oyun kumandası olmuyor yani. GeForce Now. İşte bunun Play Store'da uygulaması. Türkçe olduğu için arkadaşlar bir şey İngilizce söylediğinizde farklı algılıyor. GeForce Now'u da indiriyorum çünkü sadece basit oyunları oynamayacağım dediğim gibi. Tekrar bir ana ekranıma dönüyorum, onlar yüklenirken. Ya genel olarak uygulama marketini ben yeterli olduğunu düşünüyorum. Öyle söyleyeyim size. Ha, şunu yazarsanız çok sevinirim. Ben bu cihazı kullanıyorum ve şu uygulamalar yok, bu büyük bir eksi dediğiniz şeyler varsa lütfen yorumları yazın. En azından alacak kişiler daha iyi bir fikir sahibi olmuş olur. Ben de sabitlemeye çalışayım. Ama işte Google Meet'in falan da olması, hani bunlar bence büyük bir artı yani.
yani. Ürün 4K bir çözünürlüğe sahip arkadaşlar. Zaten adı üstünde, bunu başında söylemiştim. Bunun yanında Dolby Vision ve Dolby Atmos gibi hem görüntüye hem de sese böyle artı hizmetler erecek teknolojilere sahip. Bunlar özellikle günümüzde çok ama çok değerli. İşte Netflix, işte Prime'dır, işte Disney'dir falan, bunların tamamında bu özellikler destekleniyor. H10 Plus desteği de var. Hani hem görüntü, hem renk, hem de sesler çok ama çok daha canlı ve kaliteli olacaktır. Ha tabii televizyonunuz akıllı bir televizyon olmasa da iyi bir görüntü kalitesine sahipse sizin için çok daha verimli olacaktır. Size bir ayarlar kısmını göstermek istiyorum. Sanki burada bu mobil cihazımız varmış da hani üstten böyle ayarlar ekranını indirmişiz gibi. Kablosu daha zaten bağlanmıştık. Bluetooth'u kolayca görebiliyoruz burada. Mesela elimdeki zımbırtıya bağlı olduğu için bu şekilde gösteriyor. Gamepad'iniz eğer Bluetooth özelliğini destekliyorsa onu da Bluetooth'a bağlayabilirsiniz. Şimdi işin bir artı yanı daha var. Ben abi istemiyorum onu. Ben telefonumun ekranı yansıtmak istiyorum. O zaman ne yapacağım? Burada da yine uygulamalar kısmına geldiğimizde yani tüm uygulamaları gör. Bu arada çok fazla gezdim fark ettiyseniz ama kumandanın aslında bir kenarında Apps tuşu var. Buna bastığımda direkt olarak benim uygulamalarımı açıyor. Burada Miracast var. Miracast zaten kendi içinde yer alıyor. Özellikle indirmedim. Cihazınız Android ise kolay bir şekilde ekranınızın tamamını yansıtabiliyorsunuz. Eğer değilse, yani Apple cihaz kullanıyorsanız, elimizdeki cihaz Google TV ya da işte Android TV, artık ne diyorsanız aynı şey olmasa da. Çünkü mesela Google Home'a bağladığımda Android TV olarak görünüyor ama cihazın üstünde Google TV yazıyor. O yüzden ikisinden birisini söyleyemiyorum sadece. Şimdi tekrar şöyle yapayım. Play Store aç. Bu arada bayağı verimli çalışıyor bu ses yardımı. Sadece cihaz içindeki yönergeler için de değil. Mesela yarın hava nasıl olacak? Saat kaç? Buraya at. Evet, AirScreen adında bir uygulama var arkadaşlar. Birçok uygulama var aslında ama bu bana göre en verimli çalışanlardan birisi. AirScreen'i hemen indiriyorsunuz ve bu uygulama sayesinde elinizdeki cihaz sanki televizyonu bir Apple TV'miş gibi görüyor ve kolayca ekran yansıtma yapabiliyoruz. Hemen göreceğiz şimdi. Hoş geldin, hoş bulduk hocam. Evet, bir QR okumamı istiyor. Hemen okuyayım buradan. Direkt başlatılıyor dedi. Telefonuma bağlanacak şimdi. Ben QR okuttuktan sonra da bu şekilde bir ekran geldi. Ne paylaşmak istiyorsunuz? Tüm ekranımı paylaşmak istiyorum. Evet, şimdi yapacağım tek şey ekran yansıtmayı açmak ve AirPlay tıklamak. Okey dedi ve gördüğünüz gibi telefonumun ekranı şu anda burada yer alıyor. Bu şekilde kolayca mesela şöyle bir ince bir Twitter gezisi. Çok ince bir gecikme var tabii ki hani kablolu bir bağlantı olmadığı için. Gayet okey bence. Biz ekran yansıtmalarını zaten genelde YouTube üzerinden yapıyoruz. Mesela YouTube'dan bir video açıyorum. Barış Hocam videosu denk geldi, onu açayım. Telif atmaz o bana. Yukarıda bir ekran yansıtma logosu görünüyor arkadaşlar. Buna tıkladığımda Xiaomi TV kutusu dedi mesela. Xiaomi TV kutusuna tıklıyorum ve direkt olarak yansıtıyor. Bu zaten yıllardır bulunan bir şey. Hani buradaki ekran yansıtma çok daha kolay olacaktır ama zaten ihtiyacınız olmayacak çünkü YouTube'u açabiliyorsunuz. Bunun yanında da isterseniz dikey olarak ekranınızın tamamını yansıtabilirsiniz. Şimdi izlemesi, dinlemesi ya da içinde gezinmesi gayet kolay, zaten şu ana kadar bunların tamamını gördük ama 8 GB'lık bir hafızası var ki uygulamaları düşündüğümüzde aslında hafızası çok çok fazla diyemem. Eğer oyun boyun çok indirirseniz bir silme döngüsüne girmek zorunda kalabilirsiniz. 2 GB'lık bir RAM'i var. Bunların tamamına baktığımızda ne için yeter ki diye düşünebiliriz. Play Store oyunlarından zaten bir tanesini indirdim, ona bakacağız. Ama bunun yanında GeForce'na indirdik ya, acaba bundan girdiğimde bana bu baba oyunları da açıp oynatacak mı? Yani bana mini de olsa bir oyun konsolu görevi yapacak mı? Şimdi bunu deneyelim. Şimdi GeForce Now'a bağlandım arkadaşlar. Bu şekilde de gamepad'imi uzun bir USB kablo aracılığıyla cihaza taktım. Bu gamepad sayesinde mesela ana ekranda da artık sanki kumandaymış gibi, benim kumandammış gibi gezinmeye devam edebiliyorum. Yani birçok farklı element bulabiliyorsunuz cihaza kumanda olabilecek. Oyna diyelim, bakalım nasıl bir tepki verecek. Bu arada GeForce Now'un mantığı şu arkadaşlar, hani 8 GB'lık bir hafıza var dedim ya. Şimdi Assassin's Creed Mirage belki 60 GB, belki 120 GB. GeForce Now'un olayı arkadaşlar cloud üzerinden size oynatıyor olması. Yani herhangi bir indirme yapmıyor ve cihazınız ne olursa olsun, nerede olursanız olun, ne yaparsanız yapın gayet rahat bir şekilde istediğiniz oyunu oynamanızı sağlıyor. Bence eskiden fiyat performans cihazları için belli bileşenlerin hani bulunmaz nimet olduğunu falan söylerdik. Şimdi bu cloud muhabbeti gerçekten bulunmaz bir nimet haline geldi. Bence zamanla birçok uygulama, birçok platform bu şekilde dönecek. Ve GeForce Now hani gerçekten kullanılması gerekiyor. Gereken bir uygulama. Ben de ne öldüm ya. Yo. Açmadı. Gördünüz bu arada. Kendi kendine ana ekrana döndü. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Evet. Brightness'ı seç diyor. Brightness. Ben genelde oyunlardaki brightness arkadaşlar, ben çok karanlık sevmiyorum. Bir de Twitch yayınlarında falan hani oynarken siz de çok şey yapıyorsunuz. Karanlık bir oyun olmuş oluyor. Aslında oyun çok kasacak mı, bunu merak ediyorum arkadaşlar. Yani 4 çekirdekli bir işlemcisi var. Cortex-A55 diye geçiyor. Ve işte ZTE'nin, Alcatel'in falan geçmişte kullandığı, 2017'de falan kullandığı işlemciler. Yani o yüzden çok da iyi bir işlemci olduğunu söyleyemem bu konuda. Ama adamı sana zaten oyun oynatırım diye bir vaadi yok. Biz şu an biraz suyunu sıkıyoruz yani, öyle söyleyeyim. Bakın bu hiç kasmıyor. Ben konuşamam ama ben az dövüşeceğim. Bir şey söyleyeyim mi? Hiç kasmıyor arkadaşlar. Yalnız oyunun mekanikleri güzelmiş ya. Bu demo ama. Hadi dövüşelim. Zınk. Bak tak.
Nice. Yani Bluetooth bağlantısı değil, kablolu bağlantı olduğu için çok Allah adam varmış görmedim pardon. Çok iyi refleks verebiliyorum ama Bluetooth bağlantısı olsa belki bu kadar rahat olmaz. Grep diyor da. Ha ooo. Yani gayet iyi hissettiriyor arkadaşlar. Yani GeForce Now oyunları da en azından en babaları olmasa da gayet rahat bir şekilde akıyor diyebilirim. Çünkü Cyberpunk'ı açmadı açıkçası. İşte Assassin's Creed Mirage'ı açmadı. Açsa da muhtemelen çok kasacaktı yani öyle tahmin ediyorum. Deneyimleyemediğim için bir şey diyemeyeceğim onunla ilgili. Boşta ölmüş olmayalım ya da yermiş olmayalım. Şimdi bir de mesela Play Store'dan indirdiğimiz bir oyuna dönelim. Bizi daha rahat ettirir muhtemelen. Tamam, yaşımızı girelim. Yaşım 59. Normalde ben mobil oyun sevmem arkadaşlar. Bu oyunu saçma sapan derecede oynayıp duruyorum. Biraz sesini kısayım çünkü size çok gelmesin. Tek yapmanız gereken şu. Karşıya geçmek. Bu kadar. Bunu ben mesela şu an Gamepad ile oynuyorum arkadaşlar. Gamepad'iniz yok. Play Store'dan indirdiğiniz oyunu ne yapacaksınız? Kumandayla da oynayabiliyorsunuz. Zın zın zın. Ne oluyor? En sevmediğim şey. Oyunda bir adım atıyorsun 100 tane şey veriyor ya. Ne verdi? Kivi verdi. Şimdi şovu izleyin. Tek yapmanız gereken arkadaşlar karşıya geçmek. Bu kadar. Ama ya oyun çok eğlenceli geliyor bana çünkü bir türlü geçemiyorum. Ve bitmiyor yani. Bu oyunun bütün mantığı bu. Çok iyi öldüm burada. Koyunlar engelleyebiliyormuş beni. Rekorum 122 arkadaşlar. Bu oyunda en çok kaç yaptınız merak ettim bu arada. Yani arkadaşlar bana kalırsa hem izleme hem dinleme hem de oynama deneyimi gayet iyi diyebilirim. Ve tüm bunları sadece 1800 liralık küçük bir cihazla yapıyorsunuz. Bence gayet kullanışlı ve gayet verimli bir cihaz ki bu yüzden de zaten neden herkes bu ürünü alıyor sorusunun cevabı olabildiğince olumlu sonuçlanıyor. Bence alınabilecek bir ürün evet muadilleri var yani mesela İşte Google'ın Chromecast'i var. Aralarında 200-300 lira fiyat farkı var diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Tabii ki Chromecast'in de farklı özellikleri var. İsterseniz onu da incelemesini yapabilirim bir videoda. Hatta isterseniz ikisini karşılaştırdığımız bir videoda yapabiliriz. Bunun dışında ben hiçbir zaman 4K bir televizyon almayacağım. Boşuna 1800 lira para vermeyeyim derseniz işte Xiaomi Mi Stick'lere falan bakabilirsiniz. Onlar 1080p ve yanlış hatırlamıyorsam 1400-1500 lira falan bandındaydı. Fiyatını tam hatırlayamıyorum. Aşağıda link bırakmıyorum. O yüzden... Yani girip işte bildiğiniz satıcılardan, bildiğiniz platformlardan isterseniz bu ürünü alabilirsiniz arkadaşlar. Bu video buraya kadar da olabildiğince detaylı bir şekilde size anlatıp incelemeye çalıştım bu ürünü. Eğer video hoşunuza gittiyse ve faydalı bulduysanız kanalıma abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Bunun dışında hangi ürünleri görmek istersiniz, neleri incelememi, neleri deneyimlememi isterseniz bunları da yazarsanız çok ama çok sevinirim. Onun dışında bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.